Bugün programın ilk bölümünde Gaziantep'e uzanacağız ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden konuğum. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Edibe Sözen bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Bir iletişimciyi ağırlıyorum aynı zamanda programda. Ee, ama bugün ederim. bize Gaziantep'le ilgili, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile ilgili bilgiler vermeye geldiniz. Kaç yıl oldu üniversite kurulalı? Ee, bu yıl 10. yılımızı e, kutluyoruz. Kutlama etkinliklerimiz var. Hı hı. E, genç ama tecrübeli bir üniversiteyiz. Gaziantep bölgenin ne diyelim belki de gözde en gözde vakıf üniversitesiyiz hı hı. ve öğrenciler işte Salı gününe kadar vakitleri var üniversitesini seçecek öğrencilere benim söyleyebileceğim. Ee, üniversite bütçelemesi hı hı. E, ve puanları sabit kalmak kaydıyla beş önemli kriter var. Ee, i̇şlerini kolaylaştırmak anlamında, üniversitelerini seçmek anlamında bu beş kritere uymalarının doğru olacağını düşünüyorum. Bir dakika, şimdi kağıt kalem alsınlar, <laughs> biraz bekleyelim. Beş tane kriter sayıyor evet. Profesör Doktor Edebe Sözen. Neymiş onlar? Evet, üniversite tercih ederken birinci kriter... E, Seçtikleri üniversitedeki e, kampüs hayatı ve kampüs hayatına ilişkin hayat kalitesi. Hmm. İkincisi e, iyi bir akademik kadroya sahip olup olmadığı üniversitenin. E, üçüncüsü e, başarıya endeksli bir öğretim anlayışı var mı yok mu? Bu nasıl anlar? Başarıya endeksli e, eğitim e, anlayışı. Web sayfalarında biliyorsunuz bir yıl etkinlikler var. Bu etkinlikler çerçevesinde broşürler var. Tanıtım tercih günleri var. E, buralarda yapılan bilgilendirmeler doğrultusunda. Hmm. E, ve öğrenciler e, mezun olduktan sonra e, kariyer planlarına çabuk ulaşabiliyorlar mı? E, bunlara baktıklarındaki yapılan araştırmalar, çalışmalar var bu konuda. E, mesela son bir araştırma e, Hasan Kalyoncu Üniversitesi e, 10 üniversite. Üniversite içerisinde öğrencileri mezun olduktan sonra iş bulabilen 10 üniversiteden biri. Hı hı. E, bu önemli bir kriter. Bunlar yayınlanıyor. İyi bir şekilde web sayfalarını incelemeleri lazım. Dördüncü kriterimiz esneklik. Üniversiteler mümkün olduğu kadar esnek olmak zorundalar. Aslında bu dünya standardadır. Hmm, Bütün üniversitelerde evet yani anlamında. şimdi mesela özellikle bizde e, mühendislik e, fakülteleri e, ve iktisadi derbimler fakültesinin iletişi, e, işletme ve it, iktisat bölümlerinde e, öğrenciler daha fazla kredi alıp sene içinde e, üniversitelerini, fakültelerini e, çok daha kısa bir sürede bitirebiliyorlar ve sektöre hemen e, geçiş yapabiliyorlar. E, bir diğer özellik de tabii ki her zaman you <laughs> olduğu gibi öğrenci memnuniyeti. Hı hı. Yani bu beş kriter öğrenci e, memnuniyeti ile ten... ilgili de bir araştırma ...Üniar'ın yaptığı geçenlerde Evet. Yayınlanmıştı e, geçen mesela. sene evet. yapılmış bir araştırmaydı ...Üniar'ın yapmış olduğu. Evet. Bak üniversiteleri içerisinde e, 12. sırada yer alıyor Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Bu da e, önemli bir değer, önemli bir Zaten işaret. Yapılan araştırmalarda da hep gençler nelerden etkileniyor da tercihlerini yapıyor araştırmalarında. Hani aile, rehber öğretmenler, sonrasında da hemen... akranlar, arkadaşlar. Bir Önceki sene bilmem nenin kızı şuraya gitmiş bilmem kimin kızı da ne yapmış memnun muymuş değil mi? Tabii yani bir o, istiyoruz tabii tavsiye. Onu, onu istiyorlar bir de tabii şey var kampüse geldiklerinde e, çok önemli bir kriter program çeşitliliğini görüyor. Biliyorsunuz hı hı. üniversiteler yani bugün dünyanın ilk 10 sırasına giren üniversitelerin bile belirledikleri bir politika var. Bu politika çeşitlilik politikası. Hı hı hı. Bu çeşitliliği öğrenci üniversitede kampüste gördüğü andan itibaren zaten ciddi anlamda etkileniyor. Ee, Hasan Kalyoncu Üniversitesi gerek program çeşitliliği gerek sosyokültürel etkinlikler anlamındaki ortaya koymuş olduğu çeşitlilik açısından önemli. Şimdi sosyo kültürel etkinlik dediniz. Bir de üniversitenin önemli rollerinden biri de toplumsal fayda üretmek. Tamam. Eğitim, araştırma e, işlevi var ama toplumsal fayda bu ürettiğini neye dönüştürüyor? Yani bulunduğu konum itibariyle de e, aslında bir araştırma merkeziniz var. Ben ona değinmek istiyorum. Orta Doğu Araştırma Merkezi. E, neler oluyor bu araştırma merkezinde? Ya yani özellikle mesela Suriyeli mülteciler sorunuyla ilgili de çalışmalar yapıyor musunuz? Tabii e, geç... Geçtiğimiz yıllarda buna ilişkin çok büyük bir uluslararası toplantı yapmış idik. Ee, özellikle siyaset, siyaset bilimi e, hocalarımızın yapmış olduğu çalışmalar var mülteciler noktasında ee, ve bu çalışmalar sürdürülür çalışmalar, sürdürülebilir çalışmalar. Yani bir çalışma bitiyor, akabinde başka bir çalışma başlıyor, farklı yönler, yönleriyle ele alınıyor. Evet, araştırma merkezlerimiz çok aktif bir şekilde çalışıyor. Zaten biliyorsunuz aktif olmadığı zaman e, yok bunlar denetimini hı hı. çok iyi bir şekilde yaptığı için e, faaliyeti e, sona eriyor. O bakımdan biz e, mutlaka araştırma merkezlerini aktif bir halde tutuyoruz. Mümkün olduğu kadar faaliyetlerimizi sürdürülebilir faaliyet faaliyetler kategorisine değerlendiriyoruz. Bunun yanında sosyokültürel faaliyetlerin içerisinde öğrencilerin kendi kurmuş oldukları kulüpler var. Bu kulüpler ya yakın, 50'den evet. fazla artacak giderek burada da öğrenciler kendi e, istediklerini, kendi görmek istedikleri e, kanaat önderlerini, sanatçıları, sektörden e, önemli şahısları Buralara davet ediyorlar. Ee, tabii bizim de e, kontrolümüzde bir şekilde e, bu anlamda da etkinlikler yapılıyor. Üniversitemizin e, Altın Baklava Film Festivali, o üçüncüsünü hmm. yapmıştık. E, yine önümüzdeki aylarda e, gerçekleştireceğiz Portakalı dördüncüsünü. Ortakalı biliyorduk baklava sizin gibi. Evet mi? bizim Gaziantep baklavayla e, ünlü olduğu için. Baklava tadında bir festival oluyor her zaman. Bir diğer paydaşı olduğumuz festival Türk Dünyası Film Festivali. Geçen sene de bunun gösterimlerini öğrenciler tarafından hazırlanmış kısa filmleri gerçekleştirdik, sunduk. Bunun yanında başka bir takım projeler, araştırmalar var. Öğrencilerin katıldığı, sektörün dahil olduğu. Biliyorsunuz 6. organize sanayi bölgesi olan bir şehir. Sanayi anlamında çok önde 6. yatırım şehri. Yani şehir e, şu şekilde önemli değil mi? Yani şehir üniversiteye e, katkıda katkı sağlıyor, değiştiriyor üniversiteyi. Üniversite de şehri değiştirebiliyor. Tabii. Hı -hı. Tabii. İkisi karşılıklı birleşik evet. kaplar meselesi gibi. Eee şimdi söz şöyle bir şey yani Kampüs üniversitesiyiz ama aynı zamanda şehre yakınlığı itibariyle de bir şehir üniversitesiyiz. Hı hı. Bu ikisini bir arada görmek çok zor. Ee, özellikle mesela Amerikan üniversitelerine baktığımızda şehir üniversitesinden söz etmek mümkün değil. Hı hı. Kampüs hayatı hep ön plandadır ama biz bu ikisini birlikte e, yaşayan bir üniversiteyiz. Çünkü 17 kilometre sonra e, gençler, üniversiteli öğrenciler çok rahatlıkla kente inebiliyorlar. E, dediğim gibi sanayi işbirliği ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarıyla olan işbirliği ve öğrencilerimizin zorunlu stajları ee, şehirde yapmış oldukları bir takım faaliyetler, şehre yönelik faaliyetler ve bunları e, üniversite faaliyeti olarak e, de, değerlendirdikleri alanlar bunlar çok yaygın. Yani Hı. her zaman e, gündelik hayatla iç içe olan bir bilgi üretimi, bir enformasyon üretimi e, söz konusu üniversitemizde. Zaten bilimin tanımı da şu, öğrenciler bilimin tanımını bundan sonra böyle düşünsünler. Hı. Bilim güncellendiği zaman bilim olan bir şey. Ee, yanlış bir şey e, sergiliyoruz genelde. İşte teori bir tarafta pratik bir tarafta. Böyle bir şey yok. Hı -hı, bilim hı. zaten güncelleme yapabildiği için yani bilim oluyor. teori de oluyor. yerinde saymıyor zaten. Yok, Biri yok, geliyor onu tabii, yanlışlıyor. Tabii. Öbürü öbürü araştırmayla bakımdan, genişletiyor. Üniversitemizde bilim anlayışı bu. Hı -hı. Ee, biliyoruz değil. ki teknoloji üretimi her ne kadar Maddi boyut gerektiren bir alan olsa da ki özellikle günümüzde biliyorsunuz. Nasıl dijital bu alanda tasarım... yaptınız mı üniversite olarak? Çünkü biz hep şeyi konuşuyoruz. Yüksek öğretimde de dijitalleşmeyi konuşuyoruz. Tabii. Hani dünyada da başladı e, ve Türkiye'ye de gelen bir dalga. Hani bütün meslekleri değiştirecek o bu konuşması var ama bir yandan yüksek öğretimin bütün e, eğitim müfredatından. Eğitim Tabii. ortamına. Özellikle ben mesela İletişim Fakültesi'nde e, bu sene kuruldu. Aynı zamanda radyo televizyon bölümümüz de bu sene kuruldu. E, o bölümde olmaktan dolayı biz bu teknolojiyi zaten e, kullanıyor, kullanıyor idik. Şimdi e, MEC laboratuvarlarımız var. Bu laboratuvarlarda öğrencilerimiz tasarımlarını yapıyorlar. E, buna ilişkin e, ciddi anlamda e, hafta içinde çok ciddi anlamda ders alıyorlar, derslikleri çok fazla e, ve bütün bunların hepsini e, kurgularını, animasyonlarını ve hatta başlıklar olarak da derslerimiz var. Yani dijital ortamda animasyon, dijital ortamda kurgu, dijital ortamda tasarım hmm. gibi. Çünkü tasarım çağındayız. Yani sadece tasarım bölümü değil. Tasarım bölümünden söz etmeyelim ama zaten 21. yüzyıl tasarım çağı. Bugün 6-7 yaşındaki çocuklar bile oyunlarında, dijital oyunlarında dünya tasarlıyorlar. Böyle bir dünya var. Yani 2010'lu yıllardan itibaren hızını ve çeşitliliğini ortaya koymuş bir tasarım bir dijital dünya var. Biz de bunların mümkün olduğu kadar... Yeni kuşağın hızına yetişmeye çalışıyoruz. Yetişmekten ziyade <laughs> gençleri sağladığımız imkanlarla, Öğretim almaya Hı -hı. yönlendiriyoruz Hı -hı. özellikle mühendislik fakültelerimizde bu tür kurgular da yapılıyor oyunlar noktasında siber dünyaların üretimi noktasında ciddi bir interdisipliner bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Hı -hı. Şimdi son olarak şunu da merak ediyorum Bu başta kriter saydınız ya 5 tane kriterdi teknolojide bunlardan bir parçası olmalı mı? Ee, teknoloji elbette ki bir parçası olmalı. 5 artı 1 diye ilave edebiliriz hı. ama ben tabii e, biraz daha sabitlerin altında hı hı. E, daha az değişir e, olmaları hasebiyle tercih noktasında, öğrencilerin tercihi noktasında elbette ki teknolojik donanım bugün artık üniversitelerin olmazsa olmaz e, imkanları Diyelim imkanlarını ortaya koymaları diyelim. Tekrar hatırlatalım bu sene Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilk defa iletişim fakültesinde görsel iletişim tasarımı ve radyo televizyon sinema bölümünü açtı. Görsel iletişim tasarım bölümünden ilk Hı -hı. mezunlarımızı verdik. Hı -hı. Ee, yeni bölüm olarak radyo televizyon ve sinema bölümümüz radyo, var. Radyo televizyon ve sinema bölümü evet. eklendi. Hı -hı. Evet. Ee, öğrencilerimizi bekliyoruz. bekliyoruz zaten öğrencilerimize sıklıkla geliyorlar üniversitedeki tanıtım masalarına e, soruyorlar bölümleri tek tek ilgileniyorlar bölgedeki e, ve bölge dışında biz yani 61 ilden öğrencisi olan bir üniversiteyiz yani sadece bölgeyle sınırlamayalım ama tabii çoğunluk bölgeden e, tercih yapıyor bölgedeki öğrenciler tercih yapıyorlar ben de çoklu da... Çok da doğrusunu yapıyorlar. Hı hı. Çünkü e, değişmez kriterlerden biri aile, bütçeleme ve kalma imkanları açısından e, en yakın ve en kaliteli üniversiteyi tercih ediyorlar. Ama bunun dışında İstanbul, Ankara ve diğer iller dahil olmak üzere öğrencilerimiz her yerden müracaat ediyorlar. Şimdi önemli bir sanayi kenti dediniz değil mi Gaziantep evet, için? Evet. E, bu öğrenciye nasıl yansıyor? Üniversite sanayi işbirliği hep konuşuyoruz slogan gibi herkes söylüyor ama somut bir şekilde öğrenciye nasıl yansıyor sanayi bölgesi? <laughs> Hiç Şimdi bahsettiğim bölümlerde özellikle mühendislik, işletme, iktisat bölümlerinde öğrenciler, e, stajları esnasındaki biz biz e, zorunlu e, öyle bir uygulama yaptık. Yani şirketlerde stajı zorunlu hale getirdik. Hı -hı. Bu önemli, kop dediğimiz bir uygulama. Bu Hı -hı. E, bunu daha çok mühendislikteki e, hocalarımız, arkadaşlarımız çok daha iyi şey yapacaklardır, dile getireceklerdir. Bu çerçevede protokoller imzal, protokoller hazırladık. Bu protokoller çerçevesinde X firma bizim öğrencimizi almak durumunda. Hmm. Böyle bir anlaşmamız yani var. Yani aslında öğrenciye direkt yansımalarından biri de iş hayatına atılma konusuna kolaylık. Evet, yapmış olduğumuz protokol gereği bizim öğrencilerimiz mutlaka sanayi bölgesinde hmm. staj yapma imkan akabinde çalışma imkanına kavuşuyor. Hadi gelelim burslara şimdi evet. en önemli başlıklardan biri öğrenciler için. Evet. evet, burslar konusunda bizim üniversitemiz zaten gerçekten vakıf olma özelliğini tam anlamıyla muhafaza etmeye çalışıyor. Bu anlamda tam burslu yüzde 25 yüzde 50 burslu olarak kategorilerimiz var. Şehit aileleri ve gazi ailelerine yakınlarına. Tam burslu eğitim imkanımız var. Bunu çok uzun yıllardır zaten biz devam ettiriyoruz. Burs noktasında ve ücretlendirme noktasında diğer üniversitelerle mukayese edildiğinde... ...Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerin gerçekten çok önemli bir tercih haline geliyor. Zaten ücretler hem web sayfamızda HKU Edü.tr'de hem de bu el broşürlerinde ve tanıtım günlerinde öğrencilere bildiriliyor. Bu anlamda biz öğrenciye en yakın e, üniversite konumundayız. Üniversitelerden biri. Üniversitelerden <laughs> biri konumundayız. Evet. E, doğru. Bir şunu da sorayım. E, aslında merak ediyorum. Yani Gaziantep'te bir öğrenci şehri havası esmeye başladı mı? Çok fazla e, öğrenci var çünkü. Hem devlet üniversitesini düşündüğünüzde, hem vakıf üniversitelerini düşündüğünüzde. Tam bir öğrenci şehri oldu diyebilirim. Nasıl? Nasıl Gaziantep'te e, öğrenci Çok bakış. renkli, ışıl ışıl, cıvıl cıvıl bir hayat var. Öncelikle onu söyleyeyim. Işıklar e, ee, çok geç vakitlere kadar e, açık hem gerek kampüsümüzde çünkü üniversitede e, kütüphanemiz çok aktif çalışma odaları var öğrencilerimiz için onların gece de çalışmaları için imkanlar sağlanmış durumda mekanlar sağlanmış durumda ayrıca şehre indiğinizde de e, diğer üniversitelerinde öğrencilerinin e, devam ettiği gidebildiği çok ciddi sosyal Alanlar ve güvenilir alanlar var. Bu anlamda e, güvenilirlik açısından iyi bir kent e, ki bölgede ciddi anlamda sıkıntılar olmasına rağmen e, hakikaten e, idari yapı. Antep konusunda çok hassas. gençlerin hayat kalitesi noktasında çok hassas, onların gidebilecekleri mekanlar konusunda çok hassas bir şehir, bir üniversite şehri, bir öğrenci şehri. aileler bu konuda rahat etsinler. Teşekkür <laughs> ediyorum katkınız için. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Edibe Sözen bizimle birlikteydi.